Sayfa 1803. Evet. Şöyle bir olay var burada. Özellikle benlik sahibi olduklarını O da bil. Ali el-Havaş'tır. Adi. Benlik sahibi Ali, bu dedikleri bir başka Evliyaullah, büyük Ali Evliyaullah. el-Havaş'tır adi onu. Evet, Ali el-Havaş. Bu benlik sahibi olduğunu bildiği kimselere sataşırdı. Bu kapta belde şeyhi, bu bapta belde şeyhi ve benzerlerini başta görürdü. Evet. Mesela belde şeyhine veya Belde şeyi yani belediye başkanı gibi. belediye başkanı yani. Evet. Belediye başkanına veya benzerine yani kaymakama Evet. gibi yolda rastlasa oradan da bir kancık eşek geçse Evet. hemen Vahiş Hazretleri o eşek üstündeki adamı indirirdi. Belde şeyhini de yakalar şöyle derdi. Şunun başını tut. Ona bir şey yapacağım. Bak işte. Tövbe estağfurullah. Ya bu nasıl veli olabilir ya? Böyle. Yani siz bunlara nasıl veli Bu diyebiliyorsunuz? hayvanlara bu şekilde sapkınca Ha? yaklaşan ve bunu da Yaklaşıyor. evliya diye Ha, anlatan evli veli diye ve anlatıyor bunu tabii. da Ha? evliyaların menkıbesi, Evet. büyük alim İmam Şarani diye Ha? anlatanlara yazıklar olsun ya. Bu ne ya? E ondan sonra siz niye bunlara karşı çıkıyorsunuz? Bunlara evet mi diyeceğiz şimdi? Bu ne ya? Bunları veli mi kabul edeceğiz yani? Yani ben bunu okumaktan içtinap ediyorum Yani ama tabii bilinmeli bunlar ya. yani ahlaksızlığın zirvesinde olan bir insanı nasıl siz veli diyebiliyorsunuz? E siz tasavvufa karışamazsınız. O velidir. Onun her şeyinde efendim bir hikmet vardır. Sizin efendim biz öyle görüyoruz ama onun da bir hikmeti vardır. Böyle şey yapıyorlar. İzah ediyorlar Tabii yani. canım. Şimdi 12 yaşında bir kızcağıza Evet. 14-15 kişi affedersin ırzına geçiyor, tasallut ediyor. 11 yaşında, 12 yaşında kızcağıza. Ondan sonra vardır bir hikmeti canım. Öyle ya. Evet. Böyle şimdi bir evliyalar olursa ülkemizde böyle küçük çocuklara da tecavüz ederler. Tecavüz edip başka şeyler de Ya yaparlar. bunları Çocuk insan gelinler de olur. anlatmaktan haya duyuyor yani. Ama bilinsin yani. Evet işte. Ve İmam-ı Şarani'nin tabakatını okuyun. Yani bu biliyorum bunun Arapçası şeyhlerin elinde dolaşıyordu. Evet. Ben çocukken ya niye bu kadar önem veriyorlar bu kitaba? Fakat sonra anladım. Meğer porno Yani hikayelerle bunlar dolu ha olduğu iğrenç yani porno da biz değil de benzeri iğrenç. şeylerde bulunursak kimse bizi şey yapmasın. Yani ha veliye şey Kınamazsın. ha veliye şey yoktur yani. Veli her şey Sınır yapabilir. yok. Ha. Onun için okuyorlarmış demek. Zaten bunu tercüme eden de ben diyor o doğuda diyor o filan ilde diyor. Ben diyor askerlik yaptım diyor. Baktım ki bu kitaba çok önem veriyorlar diyor. Evet. Onun için diyor ben 1900 diyor 59'da diyor orada askerlik yaptım. Onu kafama koydum. Ben bu kitabı tercüme ettirip İstanbul'daki tarikat şeysine de cemaatlere de bunu dağıtmalıyım dedim diyor. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Şu az önce okuduğum Evliya'nın marifetini bütün izleyicilerimden özür diliyorum. Yani gerçekten haya ederek okudum. Fakat bilinsin bazı şeyler, yüzleşelim bir takım gerçeklerle. Evliya dediğimiz iğrenç yaratıklar, alçaklar, Evet. evliya diye geçinen halkı kandıran, bunlarla yüzleşip halkımız bunları tanısın artık. Bir şey daha söyleyeyim. Yine bir bizi izleyen kardeşlerimiz, tanıyan kardeşlerimizin birçoğu bilir. Çok büyük evliyalarımızdan bir tanesi, meşhur yerli evliyalarımızdan birisi de kitabında yine bir eşek hikayesi var. O da yazmış. Hatta bizim Bülent diye bir kardeşimiz var. Zaman zaman sosyal medyada yazıyor. Bunu anlatana ben şu kadar para vereceğim diye. Yani o kadar iğrenç bir şey ki. Yani kimse bunu rahatlıkla televizyonlarda anlatamaz kolay kolay. İşte Bunu anlatılmazsa da anlatan da, efendim kitabında veliler. anlatan da Celaleddin Rumi.